Galatasaray Odeye Bank ve A Milli Basketbol Takımının baş antrenörü Ergin Ataman'la birlikteyiz. Hocam teşekkür ederim öncelikle bizi kabul ettiğiniz bu yoğun temponuz arasında. Evet, öncelikle hoş geldin. Senle basketboldayken sürekli konuşuyorduk. Şimdi futbola geçmişsin ama bizimle birlikte oldun bugün. Onun için ben de seni memnuniyetle ağırlıyorum. Şimdi tabii her kuralın artıları var, eksileri var. Hani milli takım olarak bakıldığında özellikle genç oyuncuların, yani yeni nesil genç oyuncuların takımlarda süre bulmasında sıkıntılar oluşmaya başladı durum böyle olunca. Sahada oynayan 10 kişinin aynı anda yabancı olması bence çok hoş gözükmüyor bizim açımızdan. İşte 3 tane takım Euroleague'de top 16'ya kaldı. Şöyle bakıldığı zaman Euroleague'de ben gerek Fenerbahçe Ülker'e gerekse Anadolu Efes'i Final Four için çok ciddi favoriler arasında görüyorum. İşlerinden birinin şampiyon olma ihtimali de olabilir bu sene. Ünal Aysal'lı dönem kulübün çok ciddi bir finansal gücünden bahsediliyordu ve bu hem futbolda hem basketbolda da çok kısa bir sürede sonuç da verdi sportif anlamda. Duygun Başkan'ın döneminde ise tabii ki bir sıkıntılı bir dönem başlamıştı ve geçici bir yönetim vardı ama Duygun Yarsuvat her şekilde bir kere bizim yanımızda oldu her koşulda ve bize destek verdi. Ama kulübün maddi sıkıntılarında işin içinden çıkılmaz boyutlara ulaştığı bir dönemdi ve kadronun neredeyse tamamı sezon içinde dağıldı gitti. Dursun Özbek'le başkanımızdan daha radikal, daha Galatasaray'ın şu andaki finansal yapısına uygun bir bütçeyle yola çıktık. Ve şu anda da gayet de iyi devam ediyor. Takımın tamamı neredeyse o dönemde ayrıldı. Ergin Ataman bu kriz ortamını nasıl yönetti? Şimdi burada ben krizin sağ içindeki kısmını yönettim ama sağ dışındaki krizle alakalı benim yapabileceğim bir şey yoktu. Bence burada Galatasaray yönetiminin de yapabileceği bir şey olmadı. Yani bir ciddi bir sıkışıklık oldu, finansal bir sıkışıklık oldu. Ve bu dönemde de oyuncular da profesyonellik haklarını kullanarak takımı terk ettiler. Hocam çok konuşulan Fenerbahçe Ülker'le oynanan final serisi son maç. Son maça Galatasaray çıkmadı ve şampiyonluk Fenerbahçe'nin oldu. Artık şampiyonluğu hediye ettiniz mi diyelim, tepki gösterdiniz, çekildiniz, o maça çıkmadınız ama o dönemde neler yaşandı ve siz maça çıkmak ister miydiniz? Vallahi İbrahim kusura bakma, ben artık oraya dönmek istemiyorum. Üzerinden 2 sene geçti çünkü. O maç oynanmadı, bir şekilde oynanmadı o maç. Sadece biz tabii ki üzüldük çünkü sonuçta çok büyük bir rakibe karşı 3-3'e getirmişsin bir final serisini. Son maçı oynamak isterdik, kazanmak isterdik, kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Burada ciddi bir sıkıntı oluştu. Bu maçlar oynanırken de çok büyük bir sıkıntı vardı. Maç oynanmayınca daha da bu sıkıntı büyüdü. Son maça kadar gelip son maçı oynayamadık. Keşke oynasaydık da kazanma şansını sonuna kadar kullansaydık. Aziz Yıldırım'ın düşüncesi tabii ki Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Yani gayet herkesin bir düşüncesi, bir fikri olabilir bu konuda. Geçmişte Bogdan Tanyevic Fenerbahçe'yi çalıştırırken zannediyorum 2-3 yıl basketbol milli takımını da çalıştırdı. Ama bugün şartlar değişti. Belki milli maçlar 2017'den itibaren sezon içine yayılacak. Sezon içi, yani aynen futbolda olduğu gibi. Sezon içine yayıldığı zaman zaten bir antrenörün hem milli takıma konsantre olması hem de kulüp takımına konsantre olması kolay değil. Aslında bu konuda bir fikir birliği içindeyiz. Yani Aziz Başkan'ın söyledikleri aslında bizim o söylemeden önce de federasyon yönetimiyle Harun Erdenay'la paylaştığımız konulardı. Ama zamanlaması tabii ki o zaman geldiği zaman bu düşünülecekti. O zaman geldiğinde Basketbol Federasyonu bu kararı verecek. Tabii ki ben de kendimle ilgili bir karar vereceğim. Şayet bana bir teklif gelirse. Şu an için bana gelen herhangi bir resmi bir teklif yok. Şu an için henüz gelmiş bir teklif yok ama bir düşünceniz şüphesiz vardır. Yok, hiç yok. Gayet tabii ki kolay bir seçim değil ama hayatta insanlar bazı seçimleri yapmak zorunda. Şimdi ortada tabii çok ciddi bir Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti var. Bu basketbol, sadece basketbolda değil, bugün bakıldığı zaman her branşta bu rekabet var. Gergin devam eden bir final
serisinde bu tip aslında tatsızlıkların olmaması gerekiyor ama oluyor. Artık polemiklere girmek istemiyorum. Özellikle de ben sahadaki mücadeleye yapmak istiyorum. Dediğim gibi benim bir sorunum yok yani. Benim ne Aziz Yıldırım Başkan'la ne de Mahmut Uslu'yla bir sorunum yok. Onların da benimle kişisel bir sorunları olduğunu düşünmüyorum. Hocam çok iyi bir Galatasaraylısınız. Bunu biliyoruz, herkes biliyor artık. Beşiktaş'ı çalıştırdınız. Şampiyonlukla, 3 kupalı şampiyonlukla biten sezonda takımca yemeğe gittiğinizde de siz Galatasaray kredi kartıyla hesap ödediğinizi de biliyoruz. Önemli, iyi bir teklif gelse, güzel bir takım kurulsa, Euroleague'de şampiyonluğu oynayacak bir takım kurulsa, Fenerbahçe'de çalışır mısınız? Bakın, ben şu anda Galatasaray antrenörü olarak buna cevap vermem mümkün değil. Yani ben olasılıklar üzerine benim konuşmam mümkün değil. Ben şu anda Galatasaray'ın antrenörüyüm. Fenerbahçe'de çok büyük bir kulüp. Başında da Avrupa'nın en deneyimli, en kariyerli antrenörü var, Obradovic. Benim bunu düşünmem bile mümkün değil. Onlar da eminim böyle bir düşünce içinde yoklardır. Onun için de yani ütopyalar üzerine konuşmayalım. Benim bundan sonraki hedefim Türkiye dışında bir takımda çalışırsam NBA'de çalışmak istiyorum. Ama NBA'de bu head coachluk mu olur, yardımcı coachluk mu olur, yoksa gider orada tribünden maç mı izleriz, onu zaman gösterecek. San Antonio Spurs'a bir sempati duyuyorum. Çünkü özellikle orada işte Popovic'in çok iyi bir antrenör olması ve son 2 yıldır da gene benim Avrupa'da en beğendiğim koç olan Ettore Messina'nın orada birinci yardımcı antrenör olarak görev yapması. Son yıllarda, son 5 yıla bakıldığında San Antonio'nun hep NBA'de ya şampiyon olması ya hep oralarda olması. Bir San Antonio Spurs'u daha fazla tuttuğumu söyleyebilirim.